Bunlar nereye koyayım Nazan abla? Sakla hayatım onları, bodruma koy. Bir ara ben oğluma götürürüm, tamam? Gel bakalım. Oğlum ablam nerede? Oğlum ablanın bir işi varmış, gitti Öykü. Ne oldu sana? Oğlum ablan yoksa ben varım. Gelecek zaten oğlum ablan. Sen çok mu seviyorsun oğlum ablanı bakalım? Evet. Ay canım benim. O da seni çok seviyor. Fıstığım benim. Gel bakalım seninkini de açalım şöyle. Baba çok güzel. İşte efendim. İşte şefim. Kalıplarınız. Buyurunuz efendim. Hem de kelebekli. Değil mi? Çok güzel. Başla bakalım sen. Heh. Aferin. Abi, bu yavrunun ne günahı var şimdi? Yavruların ne günahı olacak Zeynep? Bak benim halime. Benim yavrumun ne günahı var? Şimdi o bana hasret, ben ona hasret. Babaların günahı işte. Senin ne günahın vardı ki Ümit abi? Olmuş demek ki abicim. Olmuş demek ki. Ben bir yerde bir hata yapmışım ki kızım hasret kaldı. Bir ses yok mu? Yok. Avukat konsolosluğa yazmış. Çok uzun süremedi. Ama ben kendim gideceğim. Gideceğim. Kapı kapı arayacağım denizimi. Ümit amca bir de yıldızlı yapalım mı? Yapalım canım. Yapalım, yapalım tabii. Yapalım, derhal. Gel bakalım. Derhal. Şimdi oldu. Güzel. Oğlum deme sakın ha. Oğlum demeyeceğim. Öykü diyeceğim. Ne yapacağız biz bu çocuğu? Ne yapacağız? Babasına vereceğiz. Arayacak mısın? Kimi? Tarık'ı. Bilmiyorum, düşünmedim. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Ümit fazla bağlandı bu çocuğa. Farkındayım Nazo. Bir gelişme yok mu? Yok. Sezer uğraşıyor ama bir şey çıkacağını sanmıyorum. O zalim karısının vicdanına kaldık artık. Ve Öykü Hanım pastanesi en güzel ürünlerini sunar. Cevizli kurabiye. Eline sağlık. Gel bakalım gel. Gel masaya geçelim. Ay ay ay. Ay. Bak güzeydi. Görüyorsun neler yapmış. Eline sağlık Öykücüğüm. Öykü. Bak şimdi hepsini bir kere nasıl ağzıma sokuyorum bak. Ümit yapma şunu çocuğun yanında. Zeynep kapıyı aç yavrum. Öykü. Babacığım. Güzel meleğim benim. Canım bir tanem, güzel kızım benim. Öykü'yü almaya geldim Müzide. Seni rahatsız etme niyetinde değilim, merak etme. Seninle ilgili hiçbir şey merak etmiyorum Tarık. Babacığım, Ümit amcamla kurabiye yaptık. Öyle mi? Aferin sana. Aferin kızıma benim. Hadi gidelim artık biz, tamam mı?
gidelim. Hakime teyze hoşça kal. Hoşça kal Öykücüğüm. Dilediğin zaman gelebilirsin buraya. Tamam mı? Gelirim. Görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle. Hoşça kalın. Gel, gel canım kızım. Abla götürüyor çocuğu ya. Ayol babası tabii götürecek. Ya ama ben Öykü'ye çok alışmıştım ablaya. Enişte. Enişte. Ay Allah'ım, ay Allah'ım. Enişte, enişte. Öykü birkaç gün daha kalsaydı bizde. Ya sen şimdi meşgulsündür. Davaların vardır, duruşmaların vardır. Olur mu öyle şey Ümit'ciğim? Ümit'ciğim hadi Öykü'yle vedalaşalım artık. Güle güle Öykü. Gene gel tamam mı? Tamam. Öykü buraya nasıl geldi, kim getirdi bilmiyorum ama... hepiniz çok iyi davranmışsınız. Sağ olun. Evet. Öykü küçücük çocuk. Nasıl davranmamızı bekliyordun Tarık? Güzide'ye çok teşekkür ettiğimi söyleyin. Hadi hoşça kalın tekrar. Gel kızım. Güle güle Öykü. Güle güle Deniz. Ümit. Tamam. Ya kızım çok özledim Nazo'ya. Çok özledim. Ay canım ya. Öfsenekten ciğerim ağrıyor artık. Ay Ümit. Tamam tamam hayatım. Çok özledim Nazo. Çok özledim. Ah oh canım benim. Sen Ümit amcanı çok mu sevdin kızım? Evet çok sevdim baba. Oğlum ablamla Ozan abim de sevdim. Oh bir tanem benim. Peki oğlum ablanların evine nasıl gittin sen? Oğlum ablam götürdü. Nasıl götürdü? Seninle kaldığımız eve geldi. Peki ne dedi? Yani bize mi gidelim dedi. Niye yalnızsın dedi. Annemi özledim dedim. Ben seni annene götürürüm dedi. Yani oğlum ablan seni annene mi götürdü? Annemi bulamadık. Annemi bulamayınca hakim teyzenin evine gittik. Annem dinlendi mi baba? Artık annemin yanına gidebilir miyiz?